Ah, ah, Allah'a şükürler olsun. Kızımı iyi gördüğüme çok sevindim Dudu. Ben de. Ama içimden bir ses Betüş'ün o ufaklığı evlat edineceğini söylüyor. Ah keşke edinse, ne güzel olur. Edinsin de bu yaştan sonra torun büyüteyim, değil mi? Zaten şatomda bir köpek var, kaçık bir kız var, bir torun eksik yani. Ne ilgisi var canım? Betüş kendi çocuklarına kendi evinde bakıyor. Eda, telefona bak kızım. Lütfen söyler misin? Niye trip yaptın şimdi? Taci, ben gece gündüz Betüş'ü kocasından ayırmaya çalışmıyor muyum? Çalışıyorsun. Günün birinde sihirim işe yararsa Betüş de kocasından ayrılır. Çocuk da bana kalır. Ay, bu yaştan sonra torununu büyüteceğim canım. Pes yani pes. Hala sihir düşünüyorsun. Tabii ya. Ne sandın? Madem Betüş'ün üzüntüsü yavaş yavaş geçiyor, bu kitaptan yeni bir sihir bulup onlara ayırmalıyım. Allah'ından bul. Emi Dudu. Ay, buldu bile, buldu bile. Ne oldu? Ay, ne olacak? Arayan Umur amcaydı. Seni çok özlemiş, buraya seni görmeye geliyor. Ne? Yoksa ona şatonun adresini mi verdin? Ağzımdan kaçırdım. Ah benim akıllı kızım. O bizi fani sanıyor. Buraya gelirse, bu şatoyu görürse peri olduğumuzu öğrenecek. Ne yapacağız şimdi? Hadi bakalım söyle. Ha? Ah anneciğim, biz seninle nelerin üstesinden gelmedik. Şimdi bak. Evi normal bir ev haline çeviririz sihirle. Üstümüze başımıza da normal insan kıyafetleri giydiğimiz zaman tamam. Hanımlar, hanımlar, bir dakika, hiç havaya girmeyin. Bu evin erkeği benim. O adam buraya giremez, o kadar. Bal gibi girer, sana soran olmadı. Giremez. Girerse ısırırım. Ha, sen öyle san, kıskanç köpek. Oh olsun. Hadi Eda, şatonun yolunu düzelt, ben de buraları toparlayayım. Gramofon yapmışız. Romantizm zamanı galiba. Bu arada ben bütün işlerimi hallettim anneciğim. Şatoya gelen yolu düzelttim. Sağa sola 2-3 tane ev koydum şüphelenmesin diye. Tabii son olarak da yarasaları kışkışladım, geldim. Evin dışarıdan görünüşü nasıl? Normal. Betüşlerin evinden hiçbir farkı yok. Sadece biraz daha lüks. Eline sağlık, becerikli kızım. Benim becerikli annem de boş durmamış bakıyorum. Pastalar, çörekler falan. Bunlar da şahane olmuş. Anne, yalnız bir şey söyleyeceğim. Babamı ne yapacağız orada? Kötü kötü bakıp duruyor yine. Canım, Umur'u karşılar, birlikte odana çıkarsınız. Konuşamıyor falan ama neme lazım, ayak altında dolaşmasın. Doğru söylüyorsun anneciğim. Ah! Geldi! Geldi! Allah'ım bana yardım et. Bu gece beni şu ağzımdaki şeyden kurtar da şu zamparayı bir güzel parçalayayım. Umur! Dudu! Hoş geldin. Ah, bunlar senin için. Ah, çok teşekkür ederim. Hoş geldin Umur amca. Hoş bulduk Eda. Buyur. Teşekkür ederim. Dudu, bu hala seninle mi? Bak, bir gün birlikte oturmaya başlarsak ben bu hayvanı evimizde istemiyorum. Aa, hayvan diyor bana, terbiyesiz. Saksı kafalı, ne olacak? Gel Taci, ben seni yukarı çıkarayım. Eviniz harika Duducuğum. İdare eder. Evinizin yolu da çok güzel. Ayrıca biraz enteresan. Yani bir tarafı böyle evler, apartmanlar, öbür yanıysa böyle kocaman, karanlık bir orman. Masallardaki gibi ama biraz ürkütücü. Ah Eda, ah! Hangi işi tam bitirebildin ki? Kızış, nefis. Sen mi yaptın? Evet, senin için yaptım. Kendi ellerimle. O elleri öperim. Ah babacığım, yine tavırlardan tavır beğeniyorsun kendini ama biliyorsun, istesen de şuradan şuraya gidemezsin. Annemin kesin talimatları var, ikimizi de yakar. Ne istiyor acaba? Gargamel amca arıyor. Efendim Gargamel amca, buyurun. Ne oldu? Ah,
koca şato. Şaka gibi. Ay çok özür dilerim, kaza ile oldu. Ben başka bir şey yapayım derken başka bir şey... Doğru söylüyor ama kazaydı Gargamel amca. Şöyle izah edeyim. Annemin fani bir sevgilisi var. E tabii bizim peri olduğumuzu bilmiyor haliyle. O bize gelecekti. Ben de o sırada orman yolunu şey yapayım derken... Ya, tabii sizi enterese etmez. Neden enterese etsin ki? Şeyden... Ama bak Gargamel amca... Gargamel amca... Gargamel amca kapattı. Ben kalk, şatonun yolunun sağındaki ormanı yok edeceğim derken... Gargamel amcanın şatosunu İzmir'e gönder. Gelince sana yapacağımı bilirim ben dedi. Oh canıma değilsin. Ne yapacağız şimdi? Taci, Taci gel bak. Kızının haline bak. Dokunsan ağlayacak. Yahu sen ne biçim annesin? İnsan kızının üzülmesinden zevk alır mı? Kim demiş? Ben kızım o şapşal kocasından ayrılacak diye geriye saymaya başladım. Onun için sevinçli dağlara atıyorum. Ah Eda! Gel, arkadaşın arıyor. Geldim anneciğim, geldim. Alo, ne haber Eminem? İyidir bebeğim, nerelerdesin? 2 saattir seni beklemekten ağaç oldum burada. Hemen geliyorum hayatım, merak etme. Bu kim Eda? Yeni sevgilim, annem sağ olsun sihirle bana aşık etti. Nasıl yakışıklı değil mi? Gözüm bir yerden ısırıyor ama. Sen tanımazsın, o bir şarkıcı. Sana sonra CD'sini dinletirim. İstemez. Eda ne zaman Betuş'unki gibi sahici sihirsiz bir erkek arkadaş bulacak, onu o zaman ciddiye alacağım. Bıktım artık, Betuş'un de Betuş'un. Sanki ben senin kızın değilmişim gibi davranıyorsun. Alo Eda. Alo. Kusura bakma hayatım, babamla konuşurken seni bekletmek zorunda kaldım. Hemen geliyorum, 2 saniyeye kadar yanındayım. Çabuk ol bebeğim, seni çok özledim. Ha unutmadan, burası çok serin, üstüne bir şeyler al yoksa üşütürsün. Merak etme aşkım. Aşkımızın ateşi beni ısıtır. Hadi baba, ben çıkıyorum. Öpeyim anneciğim. İyi eğlenceler kızım. Teşekkür ederim canım. Eda geç kalma. Geç kalırsam da merak etmeyin anneciğim. Şuna bak, babasına tavır yapıyor. Çok şımardı bu kız. Köpek haliyle kızıma karışma Taci. Bundan sonra 2 kızımın da hem anasıyım hem babasıyım. Bu defa kalbimi çok kırdın Dudu. Bu defa çok gücüme gitti. Ben sana gününü göstereceğim. Görürsün sen. Sen vızıklanmaya devam et. Ben Umurcuğumu bulayım da Betüş'ün evini bir ziyarete gidelim. Git Dudu git. Ben de gideceğim. Perihan'a yaptığım bütün sihirleri anlatacağım. Ama kapı kapalı. Bu kapıyı açmadan çıkamam ki. Koca bir kilit. Hay Allah ne yapsam. Ben gitmeliyim. Gitmeliyim ve bir daha buraya dönmemeliyim. Madem ki artık ben sadece bir köpeğim. Madem ki kızlarıma babalık edemiyorum. Yaşamamın hiçbir anlamı kalmadı. Şu kilidi bir açabilsem. Ah, açıl ya susam. Ay susam olmaz. Açıl ya kapı. Aman ey kapı. Açıl. Ay Allah'ım kaldım ben burada. Nasıl açmalıyım bu kapıyı bilmiyorum ki. Açıl kapı, açıl. Allah'ım bana yardım et. Betüş'ün sihirli küresi. Dur şununla bir Dudu teyzeye bakayım. Ne yapıyor acaba? Taci amca. Tuvalete gitmek istiyor galiba. Dur ona yardım edeyim. O ses de ne? Aman tanrım, kilit açılmış. İnanmıyorum. Kapı da açıldı. Tanrı'dan başka şey isteseydim. Demek ben özgürüm artık. Buradan çıkabilirim. Perihan'a her şeyi anlatabilirim. Elveda şato. Elveda en az Dudu kadar benim de olan sıcak evim. Dudu, Perihan'dan sana büyük bir ceza vermesini isteyeceğim. Ama şunu bil ki senin için uzaklarda bir yerlerde hala acı çeken eski kocan olarak kalacağım. Elveda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim.